Arkadaşlar bu evler de bizim Türk inşaat ustası. Dur ya, dur ya, dur. Yaşa, yaşa. La la la. Göldeki aktivitemizi bitirdik. Gördüğünüz gibi herkes yüzüyor. Arkadaşlar nasılsınız bugün? İyi misiniz? Tekrardan merhaba herkese. Şu anda direksiyondayım, o yüzden kameraya bakmıyorum. Bu araç, önümdeki araç yolların kenarındaki birikmiş olan pislikleri temizliyor. Gördüğünüz gibi ıslatarak temizliyor da bu sefer ıslatmamış arkadaşı da var. Neden ıslatmamış anlamadım. Belki sonra gelip bir yere yapacak bilmiyorum. Öyle bir şeyler işte. Yol temizler devamlı. Bakın şu evler, gördüğünüz evler belli zaten. Tamamıyla Türk inşaatları. Türk inşaatçıları tarafından yapılmış. Şurada birkaç tane daha var, onları gösteriyor da var. Şu ev ve arkasındaki bunlar, şu evler. Şu evler hep Türk inşaatçılar tarafından yapılmış. Arkadaşlar bu evleri de bizim Türk inşaat ustaları yaptı. Bak burada da yazıyor zaten, bir tane tabela var. Şunu değil, bu genelde buranın ustalarının yaptığı oluyor. Dışarı evler. Her neyse, devam edelim. Zaten buradaki inşaatların, inşaatçıların çoğu Türk elinden geçiyor. Türklerin elinden geçiyor. Büyük inşaatların genelini Türkler bitiriyor zaten burada. Türkler olmasa zaten arkadaşlar burada inşaatlar bu kadar ilerlemez. Yani bir yerli bir firmayla Türk firmasını kıyaslayamazsın. Yerli firma bir işi 3 ayda bitiriyorsa Türk firması 15-20 günde bitiriyor, teslim ediyor. Yani o yüzden Türk firmaları çok gelişmiş, çok tanınmış. Daha doğrusu elinde bir vasıf varsa inşaat üzerine çok kolay iş de bulabiliyorsun burada. Arkadaşlar az önce moralim bozuldu. Yani kafeye girdim. Kahve söyledim. Kahvemi içtim, içecektim daha doğrusu. Parasını cebime aldım, tam şeyin üstüne, masanın üstüne koydum. O sırada da benim sol tarafımda gerizekalı bir tanesi var. Fransız zaten belli. Yani adam biraz rasist yani. Aşırı milliyetçi belli zaten. Ama yüzüme nasıl bakıyor biliyor musun? Bende gözlük var. Beni görmüyor zannediyor şimdi. Yüzüme baktı, 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 baktı. Ondan sonra yanında bir tane arkadaşı geldi bunun. Şimdi ikilendiler ya. Bunlar iki oldum, üç oldum böyle. Ooo çok iyi konuşurlar böyle ha. Neyse iki oldular yanında. Sonra karşısındaki benim arka tarafımda başka bir daha vardı. O da arkadaşı. Ben kahvemi söyledim neyse. Kadın ne içeceğimi sordu falan filan. Söyledikten sonra dedi ki Revelle Fransa'na dedi aynen böyle. Ben de dedim ki yani ben bana söylediğini farkındayım yani. Fransa Revelle Fransa demek ki Fransa çok güzel ya falan gibisine diyor. Çok iyi Fransa diyor. Yani neden durduk yere öyle bir şey dedin değil mi? Ben de döndüm. Dedim çok seviyorsan Fransa'yı dedim. Neden Fransa'dan gidiyorsun dedim yani. O da ben Fransa'dan gitmiyorum ki dedi. O zaman niye o zaman dedim vakonsa yani tatile gidiyorsun dedim. Ben de etranjiye dedi yabancı yere dedi tatile gitmiyorum dedi. O zaman dedim git dedim gör dedim. Oradaki nerede insan dedim. Hani orada da iki ayak iki el var falan dedim. O insanları da görüp tanırsın dedim. Hem dedim böyle dedim. Elle belle France diyorsun ya dedim. Aynen böyle güzel Fransa diyorsun ya dedim. Başka ülkeleri de seversin. Başka insanları da seversin dedim. Şöyle bir baktım yüzüne bir 5-10 saniye falan kafa salladım. İyi olur dedim. Hiç konuşmadı bu. Çekti gitti neyse. Tam gidiyordu bon vacances dedi aynen böyle bana. İyi tatiller dedi. Ben de ona doğru baktım. Neyse kaçar gibi gitti yani. It all it. Benim başıma böyle işler çok geliyor. Çünkü yaptığım meslek gereği insanlarla iç içe olduğum için çok fazla milliyetçilerle falan karşılaşabiliyorsun. Ya bir keresinde de hatta birisine birileri saldırmıştı otobüse. Onu anlatırım başka bir zaman. Başka bir videomda anlatırım. Bayağı uzun bir hikaye. Sağdan geçmeye çalıştım müşteri indirirken sonra soldan geçti. Geçemeyince falan sinirlendi falan filan. Anlatacağım size bundan anlatacağım. Daha önce yine bir saldırı daha yaşadım. Bu bir de benim oturduğum bölgenin insanlarından da kaynaklanıyor arkadaşlar. Buranın insanları biraz daha fazla dağlık bölge olduğu için biraz daha zor yani. Abi var ya bir uykum geldi. Anlatamam ya. Uyumak istiyorum şimdi. Yoruldum biraz. Sabah saat 5.30'da kalkınca insan kendine gelemiyor. Aya, te git te. Hop hop hop. Şimdi arkadaşlar
depoya gidiyorum. Otokarı bırakıp büyük otobüs alacağım. Ondan sonra oradan da tren istasyonuna gideceğim. Orada çocuk varsa onları daha çıkaracağım. Her zamanki gibi. Daha yolu bize göründü bu hafta. Buralar başlamasaydı görmeyecekti. Göründü. Yapacak bir şey yok. Bir iş bu. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Biraz önce bir arkadaşı izledim. Yani şeyden Instagram'da bazen video koyuyor. Genellikle çok fazla koyuyor. Diyor ki işte siz diyor başınızdakiler de şöyledir, böyledir, şöyle insan, böyle insan falan da filan da tamam hadi siyaseti geçtik. Tamam siyaseti geçtik, öyle böyleler tamam hadi geçelim. Ama ben de anlamadım konu. Benim devlet başkanımı ya da devletimi kötüleyen insanları var ya, yemin ederim var ya, öldüresim geliyor ya. Oğlum sövmek gibi olmasın da. Dağdan gelmiş. Dağdan gelmiş. Dağdan da gelse iyi ya. Dağda yaşayan insanlara da hakaret etmiş oluyoruz. Nereden geldiyse artık geldiği yer belli değil. Benim memleketimi elin gavuruna kötülüyor. Kardeşim. Bari gurbetteyken bari böyle yavşaklık yapmayın ya. Böyle şerefsizlik yapmayın ya. Ben öyle düşünüyorum arkadaş. Benden başka ayrı düşünen varsa herkes düşüncesinde de özgürdür. Ona da bir şey diyemem. Ama benim devletime hiçbir zaman kimse kim olursa olsun sağ ya da solcu kim olursa olsun. Ben de sağ sol ayrım yoktur. İnsan olsun yeter. Benim devletimi kimse götüremez arkadaş. Neyse arkadaşlar. Videoyu kısa keseyim bugün. Ya daha arkadaşlar, doğrusu söyleyeceklerim bu kadar. Ya gördüğüm zaman sinirleniyorum, o yüzden bu konuyu açtım. Yapmayın arkadaş, kötülemeyin ya. Ya ne bileyim, şöyle söyleyeyim. Dağdan gelmişsin, bir şey görmemişsin zamanında. Tamam, ona da bir şey demiyorum. Ailende tamam yokmuş, benim de yok. Ya da başkasının da yok ailesinde. Çalış kazan arkadaş, tamam Türkiye'de de kazanıp da hayatını yapabilirsin. Türkiye'de de sigorta var, Türkiye'de de hastaneler var. Ne kadar iyi olduğunu gösterdi Türkiye'nin hastaneleri. Ya kötülemeye gerek yok, tamam. Bazı yerlerde de geride kalabiliyoruz. Bazı yerlerde geride kaldığımız zamanlar oluyor. Normal, büyük savaştan çıktık. Adamlar bizi gerilettiler. Yıllarca terörle uğraştık. Ne bileyim bunları yani anlatmaya gerek yok. Cahil insana bile anlatmaya gerek yok bunları yani. Bir insan bunu hani şey yapabilir ya, algılayabilir yani. Kendi düşünerek bize ne oldu diyebilir yani. Neden böyle olduk diyebilir. Neden böyle olduk? İşte sen gibi, senin gibileri, ne bileyim sen gibi yavşakların yüzünden biz ilerlemekte hep geç kaldık. Ama ne oldu? Ne oldu? Bugün ne oldu? Allah'ın izniyle devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor. Elinden geleni de yapacak yani. Umarım da bizleri de, bizim çocuklarımızı da buradan kurtaracak. Bizim çocuklarımız da ileride inşallah buradan dönüp oraya gidip çalışacaklar. Tabii biz dönmezsek, ben dönmeyi düşünüyorum da Allah izin verirse, çocuklar geri dönerse döneceğim. Döneceğim. İnşallah döneceğim. Dönmeyi düşünüyorum inşallah. Türkiye. Yaşa Türkiye. Yaşa Türkiye. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu konuyu kapatalım. Başka bir konuya geçelim. Başka bir konudan devam edelim. Arkadaşlar tekrardan yola çıktım Karakuzu'yla. Benim otobüsüm buymuş, Karakuzu'ymuş. Yani Meksikanya. Arkadaşlar ben bu otobüsü çok seviyorum aslında. Biraz antal. Çok antal. Yolda virajlarda falan vitesler geçişim falan çok yavaş böyle. Böyle seri bir otobüs değil yani, hemen kalkıp gidemiyorsun. Ondan sonra stoplarda beklemelerde falan aniden çıkış yapamıyorsun. O yüzden biraz antal sevmiyorum. Ama özelliklerine gelince çok özel bir otobüs ya. Hatta biraz şöyle direksiyona dokunmadan sabit gittiğin zaman falan koltuk falan titremeye başlıyor. Bayağı bir güvenlik, yüksek seviyede bir güvenlik yapmışlar. Otobüs şoförü uyuyor mu uyumuyor mu falan diye, ya da uyandırmak için falan da olabilir. Öyle yani arkadaşlar. Neyse yolumuza devam. Arkadaşlar beni daha iyi anlayabilmeniz için bugün önümde bir otobüs var. Tabii ben çağırmadım otobüsü de, başka bir servis yapıyor. Virajları falan, otobüsün nasıl gittiğini falan görün diye. Size kısa bir video çekeceğim böyle. Alp dağları, virajları,
dağlar dağlar. Vurman olalım yollar geçen. Sevdiğini son bir olsun yakından gören. Bu otobüse güvenmiyorum. Bu otobüse güvensem bunu geçerim burada. Sallalım. Sen de bir çeksen de geçsek yani, sana zahmet olmazsa da insan halinden anlasan bir geçirsen bizi, geberecek şimdi, başımıza bela olacak. Kaldırma çık, kaldırma. Allah. Gerizekalı bir de el sallıyor ya. Kaldırımdan geçiversen ölsen ölecek mi? Şey, insan sinir etmeye konuştu. Haklı şey misin yani? Küfür ettirecek illa insana. Neyse, ağzımı bozmayacağım. İyi tuttum kendimi. Abi vallahi var ya, bu dağlarda arabası, otobüs sürmek. Ne dağın tehlikelisinin tehlikelerinden şey, ne de başka bir şeyinden ya. İnsanlarla uğraşmak bir dert anasını satayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada Fransa'da biraz gölde yüzme şeyleri meşhurdur. Gölde yüzme kültürü vardır burada. Böyle geldik mi böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz yani, burası küçük bir göl. Yani buna devlet izin verir, zaten burada plaj yapmışlar. Derin bir göl de değil. Evet arkadaşlar, böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz burada. Yani göllerde yüzen çok fazla var. Devlet plaj falan yapmış göllere. Böyle yani. Aa gitti. Arkadaşlar ördekler kurumaya gelmişler. Yatıyorlar vallahi, elememek lazım aslında. Elememek lazım da. Burada acayip büyük balıklar var normalde. Bir kere görmüştüm suyun altında. Genelde toprağın içine saklanıyorlar. Fazla derin olmadığı için suyun altında biraz daha serin, toprağın içinde serinlik arıyorlar. Arkadaşlar burada çok fazla göl var, böyle küçük göller. Yapay göl. Çok aşırı fazla. Hemen hemen her mahallede var. Her belediyelik yerde var. Evet arkadaşlar, buradaki aktivitemizi de bitirdik. Göldeki aktivitemizi de bitirdik. Gördüğünüz gibi herkes yüzüyor. Küçük gölde. Kızla bakın nasıl olmuş. Aynı file, köpeğe benzemiş. File benzemiş. Şöyle ağzı, ağızları, gözü, her şey var gibi. Kıvırcık saçlı bir şey gibi olmuş. Arkadaşlar hava çok sıcak. Valla buz. Buz yiyorum, buz. David, tu vas marier un Turquie ou pas cet été? Tu vas aller? Tu vas aller ou pas? Bah je te trouve une femme là-bas, si tu veux. Je connais des femmes. Mais tu confies pas Kadim, mais tu confies en moi. Pourquoi? Mais tu travailles tous les jours avec lui, tu confies encore à lui. C'est dommage. Alexandre abi. Nasılsın? Lebes, tu parles français? Aha bu Türk. Arkadaşlar, Türkiye'den evleneceğim, sana kızı bulalım dedim. O da dedi ki, evlenmeyeceğim dedi. Bana güvenmiyorum dedim, Kadim'e mi güveniyorum dedim. Kadim'e daha çok güveniyorum dedi. Ben dedim ki, her gün dedim onunla çalışıyorum dedim. Hala da ona mı güveniyorum dedim. O da evet, ona güveniyorum dedi. Yazıklar olsun David sana, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bugünlük bu videoyu da burada kesiyorum, tamam mı? Bugünlük bu videomu da burada kesiyorum. Sana yazıklar olsun. Bir daha gelmeyeceğim. Je viens plus ici. Tu me confies plus, hein? Dommage. Je suis un client. Client confiance. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda.